Günaydın. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun arkadaşlar. Kavanozun içerisinde sakladığım ekşi maya var. Ekşi maya nasıl üretilir, nasıl saklanır? Sorular için tarif vereceğim. Kavanozun içinde sakladığım ekşi mayayı hamur yoğurma kabına alacağım. Ayırdığım ekşi maya azıcık üreteceğim bunu. Suyla açacağım önce. Un üretiyorum. Ekşi maya üretmeden olmaz. Üretme hamur yapıyoruz. Arkadaşlar zor olsa da maalesef böyle. Kapadık olsun. Ürettiğim hamur kabarmış, şöyle çok olmuş. Birazcık sıvık. Önemli değil, ana hamuru yoğuracağız. Su, tuz, kepek unu, beyaz un, ekşi maya üretme hamurla ekmek yapmak, pişi yapmak biraz zahmetlidir ama sağlıklıdır. Yoğurduk hamuru, kıvamını kontrol ettik. İyi, güzel oldu. Kabarmasını bekleyeceğiz. Hamur kabarasıya kadar pişinin içini hazırlayacağım. Pırasa bunlar. Ortadan yardım. İnce ince doğrayacağım. Şöyle ince ince doğruyorum. İnce ince doğradıktan sonra kavurmama gerek yok. Tuz atacağım. Tuz öldürecektir. Yani pişirmeye gerek olmayacak. Tuz. Biraz bekledikten sonra tuzla baharat koyacağım. Pırasa biraz tuzla bekleyince şöyle pişmiş gibi olmuş. Pul biber, karabiber, baharat, çökelek, lor peyniri, peynir de olur. Çökelek diyoruz biz. Kesik, katık. Öyle de diyorlar. Yağ, zeytinyağı. Baharatlar size bağlı. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. İyice karıştıracağım. İç hazır. Hamura bakalım. Hamur nasıl kabardı? Fıska fıska. Çok güzel kabardı. Ne yapıyoruz? İlk önce hamurdan ekşi mayayı ayıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kadar ekşi mayayı ayırdım. Daha çok ayırabilirsiniz. Ben kendime yetecek kadar kavanozda un, unun içerisine attım. Yazın buzdolabında, kışında dışarıda 15-20 gün kalabilir. Ondan sonra tekrar tazeleyeceğiz. Hamuru ayırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsiye birazcık yağlayacağım. Az, çok az. Hamur yapışmayacak kadar.
Burada hazırlayacağım, dışarıda pişireceğim. Hamuru küçük küçük parçalara ayıracağım. Beze yapacağım yani. İçi koyuyorum. Kenarlarını iyice sıkıştıracağız. Sıkıştırmazsak yağa atınca açılır. Hoş geldiniz. Hepinize günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabahı şerifleriniz bol bereketli olsun, uğurlu olsun. Bahçeden kuş sesleri arasında pişi yapalım dedik. Fransalı. Ekşimayalı. Fransalı. Ben Evet. Fransa'yı seviyorum diye Ülker Hanım Fransalı yapıyor ya. Yani. Evet. Hem ekşi mayalı hem de pırasalı seviyor. Tatlı mayayla olan hamur işlerini çok sevmez. Evet. Sever de yani o ekşi mayayı daha çok sever. Yağ ısınmıştır Ülker Hanım artık. Ey. Yağ ısınmıştır. Hemen bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuş, olmuş. Olmuş. Atalım. Söylesene. Anlıyor muyum? İçine anlıyorum ben. Nasıl duyuyorum? Duymuyorum. Ay söylüyorum sen. Gazete selam diyor. Yo gösterelim diyorum. Gazete selam diye anlıyor. Ah sıkıştırsan ya orasını. Dedim. Sabah sabah çok güldüm arkadaşlar. Ben gösterelim şöyle yağda pisiler diyorum. Şahin abiniz de diyor ki gazete serelim. Gazete nerede diyor. Olabilir değil mi? Elimde tekira şöyle yapıyorum. Şuna bak nasıl kabardı. Çok güzel kabarmadı mı? Evet. Süper bir şey oluyor ya. Pişi yaparken arkadaşlar gayet böyle ocakta yaptığımızı harlı ateşte yapacağız ki yani ayarında olacak ateşi. Çok az olursa yağı çok çeker. Öyle mi? Aynen. Çok çok kızgın olursa yakar birden atınca yani. Ha, orta olacak değil mi? Evet. Ağır ağır olursa da yağı çeker. Böyle tabii. İyi mi bu sence? Tabii tabii şu anda iyi gözüküyor yani. Tamam. İyiyse sıkıntı yok. Atalım bir tane de. Çok ateşe yaklaştırdığım zaman ısınıyor ve çekmiyor. O yüzden değil böyle mi? Uzak duruyor. Ha, hı. Tamam. Tamam. Şuraya alayım da yanıma. Bunu bir alayım da evet. Kağıt da uçup gitmesin. Bak kabarışa. Çok güzel kabarıyorlar gerçekten. Süper oluyor böyle süper. Hı-hı. Şimdi artık şey götüremez. Tamam. Evet.
boşuna getirmişim. Ona gerek yokmuş. Olsun. Ona da ben oturayım. Ha. Ben yemiyorum da şunu. Ha. Otur otur. 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 Atalarımızın bir lafı var değil mi? Evet. Neydi o sağır? Sağır duyar, iyi yakıştırır. Yani. Sağır duymaz, yakıştırır. Pırasalı, pırasalı. Yiyeceğiz. Yani çırpıyla oluyor, bir de batmıyor. Öyle mi? Evet. Çırpıyı her taraf battık, ondan sonra da ayıkla, temizle yani, dur. Çevire çevire pişiriyoruz. Azıcık vereyim mi ateş? İyi mi? İyi. Tam altın. İyi, şimdi iyi. Bekle mi odun biraz? Yok da. Acaba. İyi, i̇yi dedin ya iyi, sen. İyi. İyi dedin. Yavaş pişerse daha güzel oluyor. Yani. Ya iyi, sen mi dediğin gibi? Nasıl kızarıyor? Nasıl kızarıyor, nasıl kabarıyor? Nasıl kabarıyor bir de. Evet. Heh. Sıcağı görünce, güneş görünce hamurlar daha da kabarıyor. Sıcağı sever, ekşimaya, bet sever o sıcağı. Ekşimaya, sıcağı bet sever. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sabah sabah biraz anlaşamadık ama olsun. Ha, çok umarım. Hemen geçeceğim, hemen geçeceğim. Bir şey. Tamam, açık kaldırayım mı? Nasıl yapar ya? He. Aman cancağızım, elini yakma. Yok yok, yanmaz. Şuraya bir tane daha atabilirim. Sen kızart da, ben de şey yapayım. Çaydanın içine bir alıp vereyim de olur. Tamam.
peçete var, elin gerekli tamam. Olursa. Şey değil mi? Heh. Şimdi bu kalan hamuru farklı bir şey yapacaktım. Fransa'da kalmıştı. Heh. Bir de dedim ki, yok burada kızartı veremezsin. Al hamur kaldı. Tamam. Paşesini yapacaktım da. Anladım. Şimdi tepsiyi ben alabilirim öbürküleri atınca. Bu tepsi değil mi? Tamam. Evet. Zaten çıktı sayılır. Az kaldı. Ha, acele etme. Çık bu istersen getir. İyi, şu anda iyi. Ateş iyi. İyi mi? Ha, ateş iyi yani şu anda. İyi. Böyle şey ateşte onda güzel bir şey yok. Tamam. Yuvarlak. Bir tane kaldı zaten. Onu da sana vereceğim şimdi. Tamam. Öyle de yapılır. Tepside dedim içeride yapayım erken. Heh. Hani biraz yer hamur alsın dedim. Anladım. Burada kızarttım. Tamam. Kızartayım dedim de. Böyle de oluyor. Yeter kadar hamur şişti. Ocağı az onun herhalde de. İyi. Etrafına taşıyor bu sefer. Saplarını tamam. Yakacak yani. Tamam. Son. Tamam. Veriyorum sana şimdi. Buyur. Sen onları kızardınca ben bunları tamam. Yapayım da. Yağlı ya tepsi. Tamam. Tamam. Yağlı değilsin. Şey düştü de lazım değilsin zaten düştü. He. İnsan diyorum. Şey. Evde biri bir şey sevince ben öyle yapmak istiyorum. Ona. Evet. Fransalı katıklı çökelekli lordu seviyor. Açık kaldı da hadi dedik ulaşınca o da bir bitsin. Bitsin. Tamam. Kuşlar ne güzel ötüyor ki ama. Guguk kuşu. Guguk, guguk diyorlar. Guguk, guguk, guguk diyorlar. Alayım bir tane. Ha, al sen. Bir tane alayım. Ha, buradan al. Sen. Değil mi? Var mı şey? Var var. 3-4 tane kadar kaldı. Tamam. Allah bin kere razı olsun. Sabah bahçede çalıştım ya. Evet. Diğer arkadaşlar.
hamur mayalanasıya kadar bahçede çalıştım. Hamur mayalanasıya kadar bahçede işlendim biraz. Eşim de, değerli eşim de kalktı. Ben erken kalkıp yatamıyorum. O biraz yatıyor sonra da. Olsun bakalım. İşler yetişiyor. İşler yetişiyor, dert yok. Demlemiş mi çayı? Çok güzel demlemiş. Demledi yeter kadar. Senin kediler gene geldi çayını. Kedicikler, kedicikler. Kedicikler gelir. Alabilecek mi? Alabilecek mi? Aman Allah'ım. Cevize bak ne güzel oldu. Evet, elimde şey var ya. İyi bir haber, bulhamur da ceviz de patladı. Allah razı olsun. Ben boşuna değil mi? Sağ ol. Hadi Ülker Hanım, oturalım gari bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Olmayan adı ve yarabbim. Amin Allah'ım. Bakalım şu benim Ülker Hanım Fransalı yaptığı şey nasıl, lezzetli bakalım. Daha de, yemedim. Ne oluyor bu, pişi mi lokma mı? Bu pişi oluyor. Pişi. Fransalı pişi. Tamam yemedim, daha yeni ben yiyeceğim yani. Ben uzundan alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Lokum gibi. Cidden mi? Çok güzel ya. İçinde şöyle Ergen Fransalı. Ergen sağ ol. Kepekli mi bu? Beyaz unla kepekli unu karıştırdım. Belli. Çünkü lezzeti artmış. Kepekli. Evet. İçinde pırasalar. Pırasaları kavurmadım. Doğradıktan sonra tuz ekleyip pişmiş. Ha, çünkü şey tuzu öldürdü zaten. Pişmiş ya. Yani. Sebze ne olacak zaten ya? İnce doğradım. Çiğ de yenen bilen zepse ya. Şey aklıma geldi anam. Gezmeleri gelmişti ya, biraz o aklıma geldi. Evet. Bu balkonu çok seviyoruz biz. Dudağ acı. Burada dutlar erdi mi oturuyoruz yiyoruz. Kesmiyoruz bilerek böyle balkona gelsin diye ağaçlar ya. Yok, başımıza değmiyor. Değse ne olacak ya? Değsin işte, böyle gölgesi oluyor. Bir de böyle erdiği zaman hiç kalkmadan böyle oturarak yiyoruz yani. Yatağı da yer Şahin abiniz bazen şöyle. Bazen de yatmıyor.
kara çaydanın, çayının lezzeti var ya. Hiçbir şeye benzemiyor ya. İşte bakıyorsun erkenden, sen seviyor diye. Evet. Aynı o da şıkır şıkır şıkır. Nasılsınız? Canlarım, ciğerlerim. İyi misiniz? Biz iyiyiz. Sizler de iyisinizdir. İnşallah Rabbimden öyle arz ediyorum. Öyle dua ediyorum. İyisinizdir. Dün hadi. Canlı yayında. Heh. Değil mi? Evet. Güzel geçti canlı yayın. Hmm. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Kocaman kocaman hepinize güller, sevgiler, yeşillikler gönderiyorum İzmir'deki bahçemizden. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 100 bin olduk. 100 bin aile olduk artık böyle. Aileyiz biz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize cani gönülden çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum benim takipçilerime. 102 bin. Eksik söyle Dülker Hanım. 102 bin aile oldu. 2000'ini saymıyor YouTube. Ben sayıyorum. Ya. Tabii. Ben olana bakarım ya. Hı. Bizim günler karantina günleri böyle geçiyor işte, buradayız mecburen. Bazen öbür eve gidiyoruz çamaşır yıkamaya. Burada çamaşır makinesi yok. Bazı eksikler çok, tencere tavada olsun her şeyde. Oraya gidip oradan getiriyoruz. Burada işimiz bitti mi oraya götürüyoruz. Taşınıyoruz. Çamaşır yıkamaya gidiyoruz. Allah'ım ben seni dervildi. Korktum ha. Subhanallah. Çok korktum. Çok kötü şakladı değil mi? Çok kötü ses oldu. Orayı çıkarayım mı? Kalsın. Yok kalsın ya. Tam kelimemin ortasında gitledi. Kendimize kadar tabağımız, tenceremiz burada var. Eskiden, şimdi gelmiyor misafir de. Geleceği zaman misafir iftar yemeği falan veriyorduk burada. Arabanın bagajını oradan dolduruyoruz. Taşınıyoruz. Yıkayıp oraya götürüyorduk. Onun gibi çamaşır makinesi de olmayınca buradan işte perdeler olsun, onu bunu yıkamaya gidiyoruz ara ara. Zeytin taş gibi duruyormuş. Geçen senenin zeytini, çizme yeşil zeytin. Yeşil zeytinler çizdim. Deniz suyu doldurmuştum başına. Yok bir şey oldu. Deniz suyunda biraz tatlanmış, iyice tatlanmamış daha. Bir iki günde suyunu süzdüm. Tatlandırdım, sonra tekrar deniz suyu doldurdum. 3-4 günde öyle beklettim. Hala taş gibi duruyor. Sosladık, çok da lezzetli oldu. Yakına alma, fulleşsin Hükran, bana doğru getir. Şöyle taş gibi işte, bak elimle sıkıyorum, ezilmiyor. Hay değerli kardeşlerim demişti ki deniz suyunda eriyor mu diye. Hiç ermiyor. Erimiyor. 3-4 şişe öyle şey, kola şişelerinde, fanta şişelerinde şöyle deney olsun hem diye yaptım ama taş gibi. Bir tanesini açtık, onu yiyoruz. Diğerinde Ramazan'da işte ölmesin. Hüseyin Hanım şey, çok lezzetli oluyor yani. Tuzunu içine çekiyor, dengeliyor ya. Deniz suyunda gerçekten çok lezzetli oluyor. Hı. Biraz daha yaza da o kalırsa iyice tatlanacakmış da. Azıcık daha bir kendi şey doğallığı var yani, acılığı var yani. Ama hafiften kekire. Yani. Ama yenilmeyecek şekilde değil. Aslında bir iki defa suyu değseydi hiç acılığı kalmazdı yani. Bir iki defa baştan tatlı
tatlı suyla suyunu değiştirip değiştirip tatlandırsaydım o zeytin erirdi. Öyle mi? Onu acı suyu zapt ediyor. Bu tekirli kekire su. O zaman şöyle yapacağız. Tuz zapt ediyor onu. Yiyeceğimiz kadar tatlandıracağız o zaman ya. Değil mi? Suyunu değiştireceğiz yani. Bunlar zaten küçük şişede ya. Evet. Küçük küçük şişelere uzun önümüzdeki aylarda yiyeceksek mesela zeytin hangi ayda oluyor? Eylül'de ya. Ağustos. Ekim, Kasım gibi. Ekim'de diyelim. Ekim'de küçük şişelere kuruyorum. Baharda yiyeceğimizi yazda. Neden? Hani az az yiyeceğimiz kadar tatlandırıyoruz. Senin dediğin doğru. Tabii. Büyük bidonlara yaparsak açtığın zaman suyunu değiştirirsen o zeytin kesinlikle eriyor. Acı suyunda kalacak. Uzun vadede hani uzun vadeli yiyeceksek yiyeceğimiz kadar tatlandıracağız yani. Tuzlayacağız, yağlayacağız yani. Zeytini zapt eden acı suyu. Tabii. Şişede zeytin yapmanın da suyunu kesinlikle dökmüyorum ben. Döküldüğüm zaman küf oluyor. Denedim. O asidi kendisini koruyor yani. Aynen. Şunun ötüşüne bak. Vedalaşalım. Tamam. Sizi daha fazla sıkmayalım. Şu sesi de dinleyelim. Nasıl? Kıcıdık. Kim bilir neler söylüyor. Belki de bu insanlık için dua ediyordur. Yalvarıyordur değil mi Rabbine? Acıyordur bizlere. Değerli Ülker'in Dünyası izleyicileri, hepinize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah Ülker ablanızın videolarında kalın. Ayrılmayın. Çünkü çok videosu var. Köyde çekmiş olduğu gerçekten eşi benzeri olmayan çok değerli videolar var. İzlemenizi tavsiye ediyoruz değerli arkadaşlarımız. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. En güzeline Rabbime emanet olun. Sevgilerle kalın. Görüşürüz. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın.